Allah'tan hemen fark ettim. Arkadaşlar, bilgisayarda Bulut'la video izliyorduk. Discord'umuza şöyle bir bildirim düştü. Şu anda saç baş ne halde bilmiyorum. Şu an kanal çalınıyor. Benim 1.30'da yayında olacağımı söylüyor. Aa bak kanal... Aa videoları her şeyi aldılar. Allah kahretsin. Ne yapacağım? MCN şirketi. Allah kahretsin sizi ya. Allah belanızı versin ya. Nasıl oldu bu? Nereden erişmiş olabilirler? Ne indirdik en son? Ne yapmam gerekiyor şu an? Biraz akıl vermen gerekiyor hemen. Mailine gir abi. Mail. Kendi mailine gir. Allah'ım ne olur yardım et. Güvenliğe gel. Güvenlik. Giriş yapılan yerler falan çok iyi. Bak görüyor musun başımıza geleni? İki adımlı doğrulama açık. Bilmiyorum, bir yerden aldılar arkadaşlar. Tüm cihazları yönet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim hemen şu an şifre yenilemem lazım Bulut. Nasıl değiştireceğim? Şu an elim ayağım kesildi. Şifre. Allah'ım şey yapamıyorum şu an, yönetemiyorum kendimi. Keylogger mı attılar, ne yaptılar, nasıl aldılar ki? Alsalar bile ikili doğrulama var, nasıl girecek? Elim ayağım titriyor. Arkadaşlar hemen kaydı açtım bu süreçte. Hem kanıt olsun diye dava sürecine gidersek, hem de bu süreci görün diye. Abi çok kötüyüm şu an. Burada hiçbir şey görünmüyor. Ama kanalın her şeye gitti ve şu an yayın var kanalda. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yapmış olabilirler ya? Bak videoların hepsi gidiyor. Senin hesabına girilmemiş bu arada. Nasıl oluyor bu? O aktif cihazlarda yok. Videoların hepsini gizliye çektiler. Hemen aramam lazım. Bu saatte arıyorum ama yapacak bir şey yok. Videoların hepsini gizliye çektiler. Ne yapmalıyız Bulut? Abi. Her şeyden çıkış yaptırtma diye bir şey olmalı. Şu cihazlarınıza gel bu tekrar. Cihazlarınız. Bunların hepsinden nasıl çıkış yapacağım? Burada bir yerde. Tamam, kapat. Kapat. Merhaba, çok özür dilerim bu saatte aradığım için. Kanal çalındı da şu an. SpaceX diye bir yayın açmışlar. Bütün videoları gizliye çekmişler ama benim erişimim var şu an. Yani hesaptayım ben ama engel olamıyorum buna. Kanalında birilerinin erişimi var mıydı senin? Var. Dışında? Evet, editörümün erişimi vardı. Bu aralar çok kanal çalınıyor. Erişimi kaldırdım. Herkesin erişimini kaldırayım değil mi? İlk etapta yani şu an sağlıklı karar veremiyorum ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Tüm videoları nasıl gizliciye çekebiliyorlar böyle, anlamıyorum. Benim şu an bütün bu bilgisayar hariç her şeyden oturumu kapattırayım mı? Kapatsın ama bence sen de açık dursun. Oturum kapalı. Bu Android telefon kapat. Sadece benim kendi bilgisayarımı bırakıyorum. Benim Discord'umda benim canlı olduğumun bildirimi var. Çok garip bir şekilde. Discord'da tamam, YouTube'a var şimdi... Yan kanal ne durumda, ona bakıyorum bir yandan. Büyük ihtimalle Keylogger falan olmalı bu ya diye düşünüyorum ama yan kanalda hiçbir şey yok, sadece bu gitmiş. Sanırım bunları düzeltebiliyoruz ama yani geri dönüşü büyük olur gibi geliyor bana bize. Şifreyi değiştirdim ve bütün hesaplardan çıktım şu an. Sadece ben giriş yapılayım ama hala bu kişiler yayına devam edebiliyor ve hala her şeyi yapabiliyor. Bunun sebebini anlamıyorum. Yani yayın hala açık, garip bir yayın veriyorlar, SpaceX falan gibi. Canlı yayındalar mı? Evet, canlı yayındalar şu anda. SpaceX adı, kanalın adı SpaceX. Profil resmini, her şeyini değiştirdiler. Tik de gitti. Ya benim şu an güvenlik açısından ne yapmam gerektiğini kavrayamıyorum. Hani şifremi yeniledim. İki adımlı doğrulama hala açık. Editörün şu anda yetkisini aldım. Bu yayını ben stüdyodan girip sonlandırmalıyım değil mi mantıken? Ya bu maile bunlar dönüş yapana kadar kanalın anası bellenir bu arada. Yani daha hızlı dönüş alabileceğimiz live support gibi bir olayımız yok mu bizim? Yok, hayır. Ben sabah da mesaj atacağım uyanınızı yalnız. 9'da mesaiye başlıyorlar. Çok geç bizim için. Yani kendi imkanlarımla çözmeye çalışacağım sanırım. Ya şimdi bu adamlar bütün videoları silse ne olacak, onu merak ediyorum. Fenerbahçe'ninki silindi diye biliyorum. Geri getirdiler hepsini. Yani şey, güncelleriz. Şu an attım maili ben. Sen de hani bir gelişme olursa bana mesaj at mutlaka. Ben de hani sabah uyanır uyanmaz zaten arayacağım onları da tamam, ayrıca. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Hani haberleşiriz. Gidim, ayağım titriyor. Yemin ederim ağlayacağım şimdi ya. Alo. Efendim abi. Yavrum geçmiş olsun. Abi çok kötüyüm ya, yemin ederim var ya, oturup ağlayacağım şimdi harbiden. Kocaman adam var ya. Dur bekle, ekstra ben söyleyeceğim. Öyle söyleyeceğim de gel Discord'da. Tamam. Tamam. Ego da duruyor. Efendim. Kanal gitmiş. Evet biliyorum, şu an uğraşıyoruz. Şu an sen neyle uğraşıyorsun? Şu an kanal bende ama kapatamıyorum bu yayını ben. Kanalı geri aldın mı? Kanal benden hiç gitmedi, editörümden patladı. Yani editörümün hesabını çalıp oradan bütün videoları gizliye çekip kanalın resmini değiştirip kapak resmini değiştirip yayın açıyorlar ama benim bilgisayarımdan hiç çıkış yapılmadı, yani öyle söyleyeyim. Ben şifreyi yeniledim, editörün erişimini kaldırdım, bütün cihazlardan çıkış yaptım, yine de bu çıkışını yapamıyorum nasıl oluyorsa. Of dur,
bir bakayım ben de haber veriyorum sana. Tamam. Tamam canım, geçiyorum. Hadi teşekkür ederim, Allah razı olsun. Nasıl hala yapabiliyorlar? Bu nasıl bir sistem ya? Buldum. Arayüzü buldum. Buradan sonlandırabiliyorum. Ama şu an sonlandırmam ne kadar sağlıklı acaba? Başka bir şeye girişirler mi şu an? Onların başka hiçbir yetkisinin kalmadığında emin olmam lazım ki benim müdahalemi fark etmemeleri lazım. Çünkü şu an videoları da silebilirler. Bütün videoların hepsini nasıl gizliye çekebilirsin? 1000 tane video var bu kanalda ya. Şuraya bak abi, nasıl yaparsın bunu ya? Yazılımla falan yapıyorlar ha. Nasıl Google'ın böyle bir açığı olabilir ya? Barış abinin Discord'una gidiyorum. Alo. Selamünaleyküm. Alo. Ahmet'in ulaşım var değil mi sende? Abi her şeyim bende. Ahmet'ten patladı. Bizim editörden patladı. Hepsi bende de oldu. Şu an hiçbirin yok değil mi? Hiç yok. Sadece bu var. Tamam. Şu an yayını kapatabilirsin. Tamam. Burada Barış var. Burada Ömer var. Ekstolar var. Sıkıntı yapma sen ya. Kardeşin yanında ya. Dur. Ya var ya. Aynı zaman hayatımda oldu ya. Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyor musun? Benim 2 gün üst üste oldu ya. Barış abi, şey oldu mu sende? İlk an bilgisayar hakkındaki her şeyi unutuyorsun böyle sanki. Yapman gereken her şeyi. Ben o videodaydım, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Kime gidiyorduk biz? Ben birisine basma videosu çekmeye gidiyordum. Ha sen... O an çalındı. Doğum evindeydim ben. Sen İstanbul'daydın galiba. Evet. Lan tamam lan, sakin ol. Geçti gitti işte. Benim... Ulan bardağın doğu tarafı mı düşün? Onun yanı sırasında. Bu tokat oluyor. Güvenlik amaçlı kanal direkt gitti. Kapatmaları çok kötü oldu ya. Kim bilir ne kadar kapalı kalacak. Dostlar şu anda saat 5 oldu. Yani kanal son 2 saattir komple kapalı. Biz tam dolandırıcı şerefsizlerin elinden aldık diye seviniyorduk. Önce çalındı. Ardından biz onların elinden aldık diye seviniyorduk ama şu anda tamamen kapatıldı. YouTube topluluk kurallarını ihlal ettiğini düşündüğü için, çünkü dolandırıcılık yayını açıldığı için komple kapattı kanalı. Şu anda bu videoyu çekiyorum ama neye çekiyorum? Kanalı yok ki yani, tamamen şey, ümitle çekiyorum. Ümit ederek çekiyorum açılır diye. Umarım açılacaktır yani, çünkü dilek olay 1000 video yani, benim gerçekten hani ömrümden giden bir emek. Gerçekten bu dediğimi kaç kişiye ciddiye alır bilmiyorum ama bazen hani harbiden yaşamayıp sadece YouTube için var olduğumu düşünüyorum. Çünkü sürekli sabah uyan yeni video düşün, her gün video atıyorum. 1000 video demek yani 1.6 milyon abonesi olup 1000 videosu olan çok nadir vardır bence. Geçen hafta 1000. videoyu attığımızda 1000 videoya özel böyle geçmişten günümüze güzel bir şey hazırlayalım derken bugün kanal elimde yok. Yani bugün kanal gitti. Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Şu anda bu videoyu çekiyorum ama bu videoyu inşallah atabilmişimdir. Ya inşallah bu videoyu Vural Özür kanalında izliyorsunuzdur. Yani şu an o kadar çaresizim ki tek yapabileceğim şey bu, gecenin bu saatinde ulaşamıyoruz yani. Yetkililere dönüş alamıyoruz. Kanal ne kadar kapalı kalacak, ne zaman açılacak bilmiyorum. Bunun bana geri dönüşü o kadar ağır olacak ki size anlatamam. Çünkü çok garip bir algoritmayla çalışıyor YouTube. Hani sizlere bildirim atmasa, videoları ana sayfanıza düşürmese benden haberiniz bile olmuyor doğal olarak ve bu YouTube'un elinde. Ve şu anda kanal bir dolandırıcı kanal olarak görünüyor. Ekranda görüyorsunuz zaten hani. Buraya nasıl ulaştın diyorsun. Zaten Vural Özür yaz. Şu an hiçbir şey çıkmıyor. İzin bile kalmadı YouTube'da, öyle söyleyeyim. Hani içerik ürettiklerimin dışında kendi izin bile kalmadı. Öyle bir sildiler kanalı hani. 4 yıllık emeğim 3 saatte nasıl gider bunu izliyorum şu an. Hani kendimle baş başa kaldım. Hani harbiden odadan da herkesi çıkarttım. Öylece bakıyorum. Hani sadece sayfayı yenilemekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Yok çünkü. Kanalın orasına nasıl ulaştın diye soracak olursanız Social Blade'de Vural Özül yazdığımda burada hala SpaceX olarak görünüyor. Yani hiçbir fikrim yok niye böyle. Bu benim kanalım aslında. Buradan görebilirsiniz ki. Şöyle şuradan girmeye çalıştığımızda bu hesap topluluk kurallarını ihlal ettiği için kapatıldı diyor. Hemen aynı şekilde Discord sunucumuzdan, burada duyurular bölümünden, orada eski bildirimler, işte gün içinde attığım bildirimlerden falan bakmaya çalıştığımızda bu video erişim izniniz varsa oturum açın diyor. Bu gizli bir videodur diyor. Kanal zaten görünmüyor bile. Direkt kanala buradan tıklamaya çalıştığımızda bu kanal işte ihlal ettiği için diyor. Çaresizliğin o kadar dibindeyim ki şu an olmayan bir kanal için video çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Umarım gerçekten bu videoyu şu an izliyorsanız gerçekten şükürler olsun. Hani ben bu geceyi ömrüm boyunca unutmam. Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum ki. Şu anda böyle şey gibi hani bütün hayatımı sanki elimden almışlar gibi harbiden. Hani bu duyguyu size nasıl anlatabilirim? Beni nasıl anlayabilirsiniz bilmiyorum ama inanılmaz bir duygu. Sabaha kadar bekleyeceğim, asla yatmayacağım. Yani kanal açılana kadar burada böyle bekleyeceğim, yenileyeceğim, işte ulaşmaya çalışacağım vesaire. Çok da sağlıklı değilim şu an açıkçası, hani biraz saçmaladıysam ondan. Kafam hani çalışmıyor bile, kafam zaten durdu hani. Bildiğim her şeyi unutuyorum falan, salak salak.
Umarım açılır. Böylece bekleyeceğim. Yani diyecek çok bir şeyim yok. Ben bekliyorum. İnşallah bu videonun sonunda inşallah arkadaşlar bakın açıldı. Yani o kadar korktuk gece boyunca iş bakın açıldı falan diyebilirim. Eğer böyle diyeceksem inşallah derim. Tek istediğim bu bunu demek. Şu anda böyle olduğu için diyecek bir şey yok. Sadece eğer yani açılırsa yaşadığım şeyleri görün diye kaydettiğim bir kayıttı. İnşallah atabilmişimdir. Yani inşallah bunu yükleyebilmişizdir. Evet dostlar, kanal nihayet tekrardan açıldı. Şimdi öncelikle söylemem gerekenleri söylemeden önce bu nasıl oldu onu söyleyeyim. Ben dostlar Ahmet'e yetki vermiştim doğal olarak ki o da hani videoları yaptıktan sonra yükleyebilsin diye Antep'te falan olduğunda. Hani kanalda yetkisi var, yayın yapabilme, işte bir şeyleri değiştirme, videoları silebilme gibi. Hani benim yapabildiğim her şeyi yapabilme yetkisi var Ahmet'in kendi YouTube hesabında. Bunu yapan dolandırıcılar benim hesabımı değil aslında Ahmet'in hesabını dolandırıp Ahmet'in hesabındaki bizim kanaldaki yetki üzerinden bunları yapıyor. Allah korusun bizim kanal gitseydi, yani benim direkt hesabım gitseydi büyük ihtimalle hiçbir çözümü olmayacaktı. YouTube bu dolandırıcılık yayınını bizim yapmadığımıza inandığı için 24 saat gibi bir süreçte sağ olsun kanalı tekrardan açtı ama kanalda hiçbir video yok şu anda. Hepsi halen gizli halde. Hatta bir ara böyle kaldırıldı falan. Saçma sapan 5 tanesi geldi falan. Salak salak şeyler oldu. Süreç o kadar uzun sürdü ki açıldığı anı kayıt altına alamadım. Çünkü süreci ben hiç uyumayarak yönettiğim için önceki günden de kalan uykusuzlukla ortalama 40 saatlik uykusuzlukla yönetmeye çalıştığım için açıkçası açıldığı an aklıma kayıt almak gelmedi. Direkt Instagram stories falan attım. Bütün süreci zaten Instagram'dan da sizlerle paylaşıyordum. Dün gerçekten az önce bu sahneden bir önceki izlediğiniz kayıttı ben çekerken o kadar çaresizdim ki hani bu anlara gelebilir miyim? Bu videoyu yayınlayacağıma emin olabilir miyim? Bunu düşünüyordum. Şu anda dostlar üzülerek söylüyorum ki elimizde bir enkaz var. Hani böyle paramparçaya ayrılmış bir bina gibi düşünün ve parçaları tekrar tekrar dizip onu tekrardan sağlam yaşanabilecek bir hale getirmek çalıştığınızı düşünün. Şu anda bizim kanal o halde. Sanırım YouTube hayatım boyuncaki isteyeceğim en büyük desteği isteyeceğim sizden. Büyük ihtimalle videolarımız ana sayfalarınıza çıkmayacak. Hatta çok yüksek ihtimalle çoğu videodan bildirim almayacaksınız. Bir haftalık süreç çok önemli. Biz tabii durmayacağız. En iyi videoları çekeceğiz ki YouTube'a kafa atalım diye. Çünkü YouTube kanalı dolandırıcı kanalı olarak algılayıp kapattığı için etkileşimi mahvetti. Ayın 12'sinden itibaren etkileşim buralardayken buralara indi. Biraz açık konuşarak bunu anlatacağım dostlar size. Biliyorsunuz ki yayın platformları vesaire varken de yayın platformları gittikten sonra da ben en çok kanala önem verdim ve her gün en iyi videoları atmaya çalıştım. Bu yüzden birçok PUBG Mobile kanalına göre daha yüksek bir etkileşimimiz vardı. Dişimizde tırnağımızda kazıyarak sizlerin sayesinde geldik. Her gün video, her gün yeni video ve gerçekten arda arda çok iyi videolar attık. Bu şekilde hani dişimizde tırnağımızla emeğimizle yükseldiğimiz yerden haksız yere en dibe kadar çökertildik. Ama tabii bu beni pes ettirir mi? Ettirmez. Benim çabamı, gayretimi biliyorsunuz dostlar bu konuda. Emin olun ki en iyilerini yapacağım olabilmesi için. Ama burada hani YouTube öyle bir platform ki dostlar, bazen ne kadar emek verirseniz verin olmaz. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu kanalda 1.66 milyon abone var ama bu kanalın girip Vural Özül yazıp aratıp ne atmış diye bakan kısmı belki %10'dur. Genelde ana sayfasına çıktıkça tıklar insanlar videolara ya da abonelikler bölümünden hani. Ama büyük bir çoğunluğu ana sayfasına çıkarsa tıklar ve izlenme böyle artar aslında. Bu ana sayfaya çıkma nedir? YouTube'un önermesidir. YouTube'un önermesi nedir? Kanalın etkileşimine göre değişir. Kanala verilen emeğe göre değişir. Kanalı ne kadar düzenli bir şekilde içerik ürettiğine göre, izleyicilerinle arana göre değişir. O yüzden dostlar bu videoyu izleyen her birinizin like atması gerekiyor. Gerçekten çok çok önemli bir şey bu ve 10.000'e yakın bir abone kaybımız oldu. Onu zamanla toparlıyoruz tabii, o yayın dolandırıcılık yayını olduğu için herkes çıktı, katıl üyelikler kapandı. Şu anda kanalın üyelikleri kapalı mesela ama tekrar açtıracağız tabii ki. Bu enkazı dostlar tekrardan birleştirirken hani sizin de böyle nasıl diyeyim size, o parçalara böyle sıva yapmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Sağlam bir şekilde durabilmesi için hani ben giderim bütün taşları her gün video atıp, size bir binadan örnek vermiştim ya başta. Her gün video atıp taşları sıra sıra üste koyup dizmeye başlarım ama burada sizden gelecek o hani destek olmadan o tekrar tekrar yıkılacaktır. Çünkü dediğim gibi kanal en dibe çöktü aniden bütün videolar vesaire gidip. Bu arada videoların hepsini geri açtırıyoruz, merak etmeyin. Siz bu videoyu izlerken videolar açılmış olur ama şu anda gördüğünüz gibi 0-1 kanal gibi. Yeniliğim hatta. 0-1 kanal gibi gördüğünüz gibi. Buradan istatistikleri atsam inanın içiniz gider. Hani şuralarda geziyorken
genel anlamda. Burada hani sıfırda bile değiliz. Eksideyiz öyle söyleyeyim. Yani direkt ekside. Bu o kadar üzücü ve can yakıcı bir durum ki size gerçekten tarif edemem. Ama bunlar bizi yıldırmayacak elbet tabii ki de dostlar. Hatta şu anda bu videoyu ben kapatıp PUBG Mobile'e gelen yeni kasayı açacağım ve aynı gün içerisinde bunu izlediğiniz gün içerisinde birkaç saat sonra o gelecek. Eski etkileşimimizi yapabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım dostlar. Bu süreçte de yanımda olmanızı istiyorum. Lütfen canımsınız. Çok teşekkür ederim. Yorum, beğeni, abonelik yapabileceğiniz, verebileceğiniz her türlü etkileşim önemli. Maddi şeyler değil, manevi olarak yapabilecekleriniz işte yorum, beğeni, abonelikten çıkmışsanız tekrardan abone olmanız gibi destekler benim için şu an parayla satın alınamaz, inanılmaz kıymetli şeyler. Haberiniz olsun. Sizleri seviyorum. Gerçekten çok korktum. Şükürler olsun ki hani bunu buraya atabiliyorum. Çok korktum. Harbiden korktum yani. Harbiden bir ara dedim. Özellikle dün gece saat 4 civarı çektiğim kayıt var ya, yani orada harbiden hani böyle arafta gibiydim yani. Ne olacağı çok belirsizdi çünkü. Hiçbir cevap gelmiyordu gece olduğu için tabii yetkililer tarafından da. Neyse ki bitti. Bu süreç tabii ömrümden 10 yıl falan almıştır büyük ihtimalle ama sonuç olarak çözdük dostlar. Eğer geçmişe takılıp kalırsak ilerleyemeyiz. Ben bugünden itibaren bu olayı unutuyorum. Her zamankinden çok daha iyi videolar atacağız. Haberiniz olsun. Bu şekilde biz dediğim gibi en iyisini yapacağız. Sizlerin de yapması gereken tek şey bu süreçte normalden daha fazla yanımızda olmanız dostlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.